Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün size piyasaya yeni çıkan uçuş kontrollerinden birinin kutu açılımını yapacağım. Bu Honeycomb marka uçuş kontrolleri. Dümen ve switch paneli var. Uçuş simülatörleri için şu an piyasada bulunan en uygun fiyatlı ve en kaliteli ürünlerden biri. Bunun şu an Amerika satış fiyatı $250. Daha önceki daha basit sistemler vardı. Onlar $180 civarındaydı ama bunun sağladığı performansı sağlayamıyordu. Şu an bu ürün yeni ürünlerden biri ve piyasada şu an bayağı popüler. Sizin için bunun kutu açılımını yapacağım. Dış kılıfı. Arkasında detaylı açıklamaları var. Switch paneli, sol taraftaki tuşlar, sağ taraftaki tuşlar ve uçağın motorunu başlatmak için olan magneto switchleri. Güzel paketlenmiş olduğunu görüyoruz. Bir USB-C'den USB-A'ya kablo. Kontrollerin ana istasyona bağlanması için olan Ethernet'e benzer bir kablo. Masaya sabitlememiz için olan platform. Burası ön tarafı, burası arka tarafı. Bunu kıskaçlarla masaya bağlayabiliyorsunuz. Ya da arkasında yapışkanlı bir yüzeyi çıkartarak masaya yapıştırabiliyorsunuz. Sürekli takıp çıkartıyorsanız bunu önermem çünkü bir süre sonra bu toz kaplayacaktır. Onun dışında tutaşları kullanırsanız daha uzun ömürlü olur. Eğer yapışkanı kullanırsanız yapışkanı tekrar masadan sökmek için şurada küçük ayaklar var. Bunları kaldırıp alttan baskı uygulatıp kolayca yapışkanlı kısmı çıkartıyorsunuz. Masaya zarar vermiyor ama bu yüzey yapışkan olduğu için tekrar toz yapışabilir. O yüzden ben bunu kullanmayı düşünmüyorum. Güzel yapışkan bir madde. Bu ürün zannediyorsam Tayvan'da üretiliyor. Evet, kutusundan çıkartıyorum. Burada ürünün üzerinde gördüğünüz gibi bir kablo yok. Sadece kutudan çıkan bu USB-C kabloyla bağlayacağız. O yüzden söktüğünüzde kablo karmaşası olmayacak. Uzun yıllardır yeni ürün geliştirilmemişti bu alanda. Ama yeni Microsoft Simulator 2020 çıktıktan sonra yeni ürünler de piyasaya çıkmaya başlıyor artık. Burası mat bir yüzey. Bu plastik yüzeylerdeki parlak daha çok dokunduğunuz yerler daha az eskimesini sağlayacaktır. Bu arka yüzey ile ön yüzey birbirine çok yakın mat yüzeyler. Çok kaliteli gözüküyor. Rudder ayarları. Etrafa bakmak için tuş. Bunlar opsiyonel ayarlanabilir tuşlar. Bu otopilotu kapatma tuşu. Bu da dikey rudder'ı ayarlamak için. Switch panelinin tuşları var. Bunları başka bir şeyi ayarlayabilirsiniz de. Ama direkt bu ayarlar hazır olarak geliyor. Burada ışık ayarları var. Tuş kalitesini ilk denemede çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Siz de sesinden belki algılayabilirsiniz. Sağ tarafta motor başlatma. Sağ motor, sol motor, iki motor da başlatma ve ilk başlangıçta tutma için start pozisyonu var. Bu yaylı değil. Motoru başlattıktan sonra elle geri almanız lazım. Gerçek uçaklarda burasına araba gibi marşa basıyorsunuz ve bu otomatik olarak geri geliyor. Ama bu cihazda yay yok. Çok önemli bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Arka tarafa baktığımızda USB-C kablonun girişi bilgisayara bağlamak için görüyoruz. Bunun dışında fazla bir şey yok. Bunlar daha önceden gösterdiğim masa aparatına taktıktan sonra sabitlemeye yarıyor. Bu da masa aparatının içine geçen parça. Onun dışında altında da bazı vidalama yerleri var. Eğer sabit bir uçuş masanız varsa orada kullanabilirsiniz. Onun dışında gayet bir basit bir ürün. Ürünün kalitesine baktığımızda
daha önceki bu fiyat aralığındaki ürünlerden farklı olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ise Logitech'in geliştirdiği Cytec marka üründe daha önceden 45 derecelik bir dönüş açısı vardı. Bu üründe ise bunun 90 derece olduğunu görüyoruz ve bu daha gerçekçi bir simülasyon yaşamanızı sağlıyor. Onun dışında giriş ve çıkışlardaki yay sistemi de daha gerçekçiye yakın, ancak çok da gerçekçi değil çünkü uygun bir ürün. Bunun dışında bundan 5-6 kat daha pahalı ürünlerde bu giriş çıkışların bir kat daha iyi olduğunu görüyoruz. Ama bu ürün fiyat aralığında bunun iyi bir ürün olduğunu görüyoruz. Bunun kurulumunu yaptıktan sonra başka uçuş ekipmanlarıyla birlikte bir video hazırlamayı düşünüyorum. Eğer ilgileniyorsunuz, yorumlara isteklerinizi yazıp abone olabilirsiniz kanalıma. İzlediğiniz için teşekkür ederim.